eşyası gelir. Yemek pişirmek gelir. Tarhana yapmak gelir. Bulgur yapmak gelir akla. Artı bizim Osmanlı'dan atalarımızın zamanından beri bu zamana gelen bir mutfak eşyası, araç gereçleri var. Bunlar kısım kısım yöre yöre değişir. Bakır kapta pişen yemek lezzetli olur derler. Onun nedeni de şu. Bakır iletken olduğu için ateşi çabuk alıp geç soğan bir madde. İşlemesi de kolay ve basit. Yani yumuşak olmasından ham maddesi. Ve o zaman bakırı tercih etmişler. Biz o zamandan bu zamana ölçü, ebat, büyüklük olaraktan biz bunları ölçerek kesiyoruz, biçiyoruz, şekil veriyoruz, dövüyoruz. Dövmemizdeki maksat bitim aşamasına gelindiğinde çekiç darbesiyle sertleştiriyoruz. Bu zamandan bu yana Ermeniler, Fransızlar, İngilizler geçmiş bu 200-300 yıl, 500 yıl önceki şeyde Müslümanlarla Ermeniler, Yahudiler bir çalışırlarmış. Bizim bu mesleğimiz yabancı kökenli karışımıyla meydana gelen bir meslek. Biz de şu ana kadar bu mesleği sürdürmeye çalışıyoruz. Çok gelişmiş olmayan şehirlerimizde bu meslek teknoloji girmeyen bölgelerde halihazırda babadan oğula geçen bir meslek olduğu için bugünümüze kadar gelmiştir. Neden böyle? Başka bir alternatif seçeneği olmadığından Kahramanmaraş'ta kuyumculuk, bakırcılık, halaycılık, semercilik, köşker bunlar şu anda halen devam eden bir meslek. Daha eskidir. Yani tarihini araştıracak olursan 1500 yıllık tarihi hamam kazanları dediğimiz eski kervansaraylarda bulunan hamam kültüründen o zaman Mimar Sinan dönemindeki Osmanlı'nın içindeki dönemlerde bakır da kullanılmış. Yani yapan da varmış o zaman ustalar varmış. Ha teknolojik olarak kaynak yokmuştur ama berçim şeklinde aynı eski gemi yapımında kullanılan berçim şeklinde birleştirerek monte ederek yapılan bir sistem varmış. Ha biz de halen günümüzde bazen o teknolojinin olmadığı dönemlerde kaynağın iş göremediği dönemlerde biz bunu berçimle de yapabiliyoruz. Eleman yetişmiyor. Herkes okuyor. Herkes bir farklı şey içerisinde. Yani şu anda el sanatlarını biraz zor olduğu için öğrenmesi çok zor. O nedenle gençlerimiz rağbet göstermiyor. Ama bana kalırsa şu sanat güzel bir sanat, meslek. Yapılmasını isterim ve öğrenilmesini isterim. Ama maalesef günümüzün gençliği bunu öğrenmek istemiyor. Thank you.
bakır tava. Önce bu düz levha gelir bize. Düz levha geldikten sonra bunu şöyle ölçülerimiz var. Şu şekilde ölçülerimiz var. Bu ölçülerimizde çekiçle biz buna şekil veririz. Bu ölçümüz bizim. Bunda çekiçle şekil veririz, döveriz, döverekten bu şekli veririz, bu şekle getiririz. Ondan sonra bunun içini kalaylarız. Kalayladıktan sonra bu şekilde bunların saplarını berçimleriz. Bu şekilde mamulümüz dışında parlatırız, içini kalaylarız. Bu şekilde mamulümüz meydana gelmiş olur. Bunları biz hep elde yaparız. Bakır, bakırın şeyi lezzeti daha iyi olur ve kullanımı da hem daha iyi hem de sağlığa daha faydalı. Bunda vücut insanın bakır, demir, çinko ihtiyacını almış oluyor. Aynı zamanda bunlar bakteri de üretmiyor. İçinde yemeğimiz de kalsa, birkaç gün kalırsa kalsın, bakteri de üretmiyor, bozulmuyor. Sağlığa da faydalı.